insanlar, herkese merhabalar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Kıbrıs'ta artık son günlerimiz olduğu için ben de bu geriye kalan 4-5 günümü vlog çekmeye karar verdim. Akşam başlatıyorum vlogu. Bugün günlerden cuma, biz artık çarşamba gecesi gideceğiz. Yani şurada bir 5 günümüz falan kaldı. Ben de 5 günümde sizlerle birlikte yaptığım şeyleri paylaşacağım. Şimdi annem, ben, Aybüke dışarı çıktık. Bir tane kafeye oturduk, böyle limanda yeni açılan bir yer. İçeceklerimizi söyledik, onların gelmesini bekliyorduk. Ben de burada videoyu başlatmak istedim. Umarım siz de bir hafta boyunca, yani 5 gün boyunca benimle birlikte severek izlersiniz videoyu. Hepinize tekrar merhaba. Biz bugün denize geldik, plaja. Ama şansımıza yağmur yağmaya başladı. Şu an hafif yağmur çiseliyor. Şimdi Kervansaray plajına geldik. Burası buranın belediye plajı. Ama belediye plajı olmasına rağmen çok temiz, bakımlı ve çok güzel bir plaj. Burasını biz seviyoruz. Giriş ücreti 5 TL. Yani Türkiye'deki plajlardan bile daha ucuz. Bizim Bursa'daki plajlar bile 10-15 lira ki denizinin güzel olmamasına rağmen. Dediğim gibi giriş ücreti 5 lira. Aynı zamanda Wi-Fi'si bulunuyor ve şu an bayağı bir boş. Güzel yani burası. Şu az önce çekmiş olduğum insanlar bayağı gayet büyük insanlar ama bütün plajda böyle bir yakalambaç. Ondan sonra birisini gömüyorlar, tepesinde zıplıyorlar vesaire, böyle tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlar. Ben de size birazcık çekmek istedim. Değişik bir gün olmaya devam ediyor çünkü az önce de ileride şeyler oluyor, dubalar mı oluyor? Su, hani o sınırı geçmememiz gerekiyor ya denizde. Oraların bir tanesinde böyle balığın ortasından muhtemelen böyle balık yem olarak, hani böyle süs balığı konmuş. Etrafında da bir sürü iğneler, çengeller vesaire vardı. Adamın eli battı. Eline böyle iğnelerin hepsi battı. 4-5 tane iğne vesaire vardı. Sonra küçük kızı vardı. Biz kızla ilgilendik. Kıyıda kumcuk oynadık. Adamın eline battı. Bayağı bir kötü yani. Biz denize giriyoruz. Hava kapatıyor böyle, işte güneş bulutların arkasına gidiyor. Buraya geliyoruz. Şu an bayağı bir güneş var. Yandık yine sıcakta. Denizden geldik. Ondan sonra yemeğimizi falan yedik. Şimdi hazırlandık. Aybüke ile birlikte ikimiz limana doğru yürüyüşe çıktık. Yani bir yerlere falan oturacağız. Bayağı bir yanmışız bugün denizde, farkında olmadan güneş kremi sürmemize rağmen böyle buralarım yanıyor böyle. Her yerimden alevler çıkıyor. Bayağı fena olmuş. Diğer günden merhaba. Bugün günlerden pazar, artık gitmemize 3 gün falan kaldı. O yüzden artık ben de eşyaları toplamaya başladım. Yani aslında yavaş yavaş toplamıştık, biliyorsunuz. Kışlıkları toplamıştık. Sonra çekmedim onu. Kitaplarımı topladım. Bütün kitapları kargo yapıp, koli yapıp onları PTT'den işte Türkiye'ye kargoyla yolladık. Şimdi bugün yine bir koli yapacağız. Kışlık işte eşyaları, montları vesaire, onları da kargoyla yollayacağız. Aynı zamanda şu dolapta yazlık eşyalarım var. Yazlık eşyalarımı falan ayıracağım. Buradaki ıvır zıvırları, öncük öncükleri ayıracağız. Artık yavaş yavaş valizleri yapacağız. Çünkü pazartesi salı kalıyor. Çarşamba günü zaten çok fazla bir şey yapamayız. Öyle, o yüzden şu an yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağım. Takıları da böyle streç filme sardığınızda, özellikle karışacak takıları böyle sarılınca hem düz kalıyorlar hem dolaşmaları engelleniyor. Onları da şimdi böyle sardırdım. Birazcık ortalığı toparlamaya çalıştık ama şimdi merkeze gideceğiz birazcık alışveriş yapmak için. Çünkü annemin ve Aybüke'nin alacağı şeyler varmış. Saat 4.30 falan şu an, çünkü öğle saati çıkılmıyordu asla. Şimdi oraya gidiyoruz hazırlandıklar. Müzik.
market alışverişi yaptık, dükkanları falan gezdik. Şimdi de bin bir çeşide geldik. Burada da işte böyle İngiltere'den gelen tabak, çanak, bir sürü şeyler satılıyor. Birazcık da buralara bakacağız. Gittim mezuniyet işlerini halletmek için. Şimdi eve doğru dönüyorum. Artık geçici mezuniyet diplomasını da aldık. Böylece artık işlerimiz halloldu. Yani okuldaki işlerimi de bitirdim. Kabar çekemedim böyle alelacele çıktığım için. Şu an ben de ne yaptığımı yapmak söylemek istedim. Vlog çektiğimi unutmuşum çünkü. İşlerimi hallettim, eve gittim, kahvaltı falan ettik. Ondan sonra şimdi Aybüke ile birlikte Girne Kalesi'ni geziyoruz. Artık bu buradaki son gezimiz muhtemelen. Çünkü günlerden pazartesi, çarşamba günü yola çıkacağımız için dedik hani gitmeden bir burayı da gezelim. Burayı ayrı bir vlog şeklinde çektiğim için bu vlogun içerisine almıyorum buradaki gezimizi. Onu ayrı bir video şeklinde paylaşacağım. Ama gezi güzel gidiyor değil mi Aybüke? Beğendin mi? Evet, beğendim gerçekten. Çok güzel yani tarihi. Evet, şu an tarihle iç içeyiz. Şu arkada da göremiyorsunuz ama Girne Limanı'nın manzarası var. Birazcık şurada bankta oturduk, böyle dinleniyoruz. Günlerden salı, yarın artık Türkiye'ye dönüyoruz. Biz de gitmeden bir gün önce dedik denize gelelim. Gerçi bugün yağmurlu gösteriyor şu an, hava iyi olmasına rağmen, ama artık giremeyecek seviyeye gelene kadar denize duralım dedik. Çünkü artık son gün, yarın döneceğiz. O yüzden şimdi denizdeyiz, yine aynı yer. Yine Kervansaray'a geldik, Alp Plajı'na, burada yüzeceğiz. Dönüyoruz. Kıbrıs'ta son denize girişimiz yani. Belki ileride tabii ki gene geliriz, belli değil ama şu an için son. Bir üzmedi değil beni. Seni anne. Ne düşünüyorsun? Güzeldi. Maalesef. Hava bayağı bir bulutlandı. Üşüttü birazcık. Biz de dönelim dedik. Evde yemeğimizi yedik, ondan sonra limana doğru gidelim dedik. Şu an limanda bir kafede oturuyoruz. Son akşam böyle canlı müzik falan var. Zaten burada kafelerin çoğunda canlı müzik var. Şimdi burada oturup bir şeyler içeceğiz. Son akşamımızı da bu şekilde değerlendirelim dedik. Kıbrıs'ta son 24 saatimiz şu an. Çok soğuk, donduk ya. Son gece bayağı bir üşüdük yani. Türkiye'de hava şu an zaten çok kötü.